YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta artık Niğde 4'ü çekiyoruz sizler için. Yepyeni bir ilçeye geldik. Yepyeni de bir konsepte girdik. Kervansaray konseptine girdik. Uzun süredir size kervansarayı göstermemiştik. Uzun zamandır da aklımda olan bir kervansaraya geldik. Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'na geldik. Elimizden geldiğince size bütün unsurlarıyla yine arkeolog Mustafa Eryaman hocamızla birlikte anlatım yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de ulu kuşlamıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii burası da yine çok tarih barındıran bir ilçe. Özellikle Osmanlı Orta Dönemi diye adlandırabileceğimiz. Önce isterseniz bir Sadrazam'dan mı bahsedelim? Sonra eserine önce mi geçelim? Ulu Kışla'yla ilgili. Ulu Kışla'yla. Peki buyurun. Ulu Kışla Niğde'nin güneye açılan kapısı. Hemen Ulu Kışla'nın devamında Pozantı ve akabinde Adana gelir. Ya Gülek Boğazı dediğimiz bu antik dönemlerden beri etkili olan boğaz tam da bu Ulu Kışla ilçesinden geçiyor ve İç Anadolu'ya açılımı buradan başlıyor. Dolayısıyla Hititlerden Romalılar, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar burada hep yol üzerine, yol kültürü ve yol mimarisine yönelik yapıları görebiliyoruz. Tabii burada özellikle Selçuklar döneminde hanlar var. Han ve kervansaraylar var. İşte Maraş Hanı, Kamereddin Han gibi hanlar söz konusu. Şu an içerisinde bulunduğumuz kervansaray ise Osmanlı dönemine ait. Birinci Padişah 1. Ahmet döneminde onun sadrazamlığını yapan Öküz Mehmet Paşa tarafından yaptırılıyor. Tabii 1614 yılında bu görmüş olduğumuz kervansaray inşa ediliyor. Tabii o dönemde Celali isyanlar var doğuda ve doğu seferleri söz konusu. Dolayısıyla İstanbul'dan çıkan Osmanlı askeri ordusu buradan geçiyor. Daha doğuya ulaşmak için. Ve bu buradan geçerken kış günü havanın soğuk olduğu bir dönemde asker burada bir konaklamada bulunuyor ordu. Çadırlarda konaklıyorlar. Tabii çok üşüyorlar ve zahmetli bir konaklama oluyor. Tabii Öküz Mehmet Paşa aslen Ulu Kışlalı. Oo. Evet. Eserlerini daha çok biz boğazlarda görürüz. Mesela Çanakkale Boğazı'na gittiğimizde mutlak surette Öküz Mehmet Paşa'nın yatırımlarını görebiliriz. Yine Ege'de adaya cephe veren kıyı şeritlerinde bolca Öküz Mehmet Paşa'nın eserlerini görebilmekteyiz. Yani stratejik öneme haiz boğazlar, geçitler ve askeri stratejiyle oluşturduğu biz eserleri görebiliyoruz. Hocam zaten ben direkt Öküz Mehmet Paşa'yı araştırırken Google'a baktığımda Öküz Mehmet Paşa Hanı birçok yerde çıktı. Evet, evet. Çıktığı yerlere de daha detaylı deniz baktığımızda kenarı, ya Akdeniz, deniz kenarı Ege. Ya da boğazlar. Gülek Boğazı gibi ya da işte İstanbul Boğazı. Stratejik yerler. Çanakkale Boğazı. Ama dönemde yani şimdi 1. Ahmet kimdir? Kösem Sultan'ın eşi. Evet. Tabii, zaten çok erken bir yaşta vefat ediyor. Şeyi tamamen Kösem Sultan ele alıyor. Tabii. 1614'lü yıllar tam Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında yükselişten durağan hale geçtiği bir evre. Biraz ama daha kadın sultanların ön plana çıktığı. Etkisi de var. Tabii. Baktığımızda Öküz Mehmet Kervan Sarayı'na menzil kervan sarayı statüsünde olmaz. Yani askeri amaçlı. Orduların gelip burada günlerce, aylarca rahatlıkla kalabileceği tarzda yapılmış bir yol kervansaray, menzil. Yani otel. Günümüzün lüks otel. 5 yıldızlı otelleri gibi. Bu bulunduğumuz alan ise açık avlu Aras'ta. Tabii Aras'ta'nın doğu ve batı alanlarından merkezi alan burası, açık avlu. Doğu ve batıda eyvanlı yapıları görüyoruz. Yine kuzey ve güney yönde ise kuzeyde mesela yine değişik mekanlar, konaklama amaçlı. Yine hayvanların, atların rahatlıkla kalabileceği ahırlar söz konusu. Bu alanda ise üzeri kapalı olabildikçe doğu batı yönde uzanan bir sokak var.
Bu sokak aynı zamanda pazar gibi de düşünebiliriz. Antik dönemdeki agoralar gibi. Hmm. Devamında ise hamam ve değişik ünitelerin olduğu birbiriyle ilişkili fonksiyon mekanlar görebiliriz. Tabi burası dedik menzil kervansarayı. Onunla da yetinmiyor. Bir külliye. Yani camisi, kütüphanesi, hamamı, hanı, çeşmesi. Açık olanlardan gösterebildiğimi göstereceğim arkadaşlar. Evet. Hocam bir de büyük bir kompleks dikkatimi çekti. Özellikle şu mimari dikkatimi çekti. Artık şeyden klasikten çıkılmış sanki biraz. Tam anlamıyla. Biraz daha biraz bu yani tamam şurada yine şey var ama şu üçgen kubbe şey evet. falan biraz bunlar daha. Bunlar yöresel bir takım dokunuşlar ama baktığımızda bacalara tıpkı İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndaki baca sistemlerini görebiliriz. Tabii coğrafya da önemli. Karasal iklimlerde bu tarz basık boyu kısa basık, biraz. Evet, boyu kısa basık biraz. Tutuyorlar. Bu ısınmayla ve soğuk iklimle de ilişkili. Tabii baktığımızda çatılarda Marsilya kiremidi yerine taştan kiremit döşendiğini görüyoruz. Yani daha mı? Soğuğa daha dayanıklı. Kullanımı daha uzun süreli. Bu tarz coğrafi etkilerle oluşan bir takım dokunuşları görebiliriz ama Osmanlı'nın imparatorluğun klasik dönem mimarisi burada kendini net bir şekilde gösteriyor. Şimdi tabii bendeniz diğer Aksaray yolu üzerinde Nevşehir'deki o kervansarayı hanları daha doğrusu. Burası gerçi kervansaray ama o hanları görünce birazcık dediğim gibi mimarisi değişik geldi. Ama dediğiniz gibi iklim şartları veya işte bulunduğu bölge, konum bunlar çok önemli. Peki son bir soru sorayım hocam. Şu anda herhalde hareketli yani millet kıraathanesi diyor. Çalışıyor yani atıl değil mi? Kullanılıyor bu kullanılıyor. Bina. Kullanılıyor. Ulukışla Belediyesi tarafından buranın kullanımı söz konusu. Baktığımızda sosyal tesisler var. Mesela bir konferans salonu var. Biraz önce gördünüz bayanlar çıktı. Burada dikiş nakış gibi değişik sosyal aktivitelerin olduğu, üretim merkezlerinin olduğu alanlar söz konusu. Mesela yaşayan müze var ve iç kısımda da gördünüz yine kente dair, kent kültürüne dair değişik mekanlar oluşturulmuş. Tabii burası Ulukışla, kışla zaten aslında tam da kışladayız. Kışladayız. Evet, kervansarayın yani kışlık, kışın ordunun burada rahatça kalıp, eğlenip, burada dinlenmesine olanak sağlayan mekanlar, kışlalar. Zaten Ulukışla ismini de bu kervansaray. Kervansaray'ından kışlayla alıyor. Ulu da yüce, büyük, devasa kışla anlamında. Tam da bu isme uygun ve hizmet eden bir kervansaray. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Arkadaşlar Ulukışla gezimiz devam edecek. Kervansaray'dan size detaylar alacağım. İçlerinden gösterebildiğimiz yerleri detaylar içerisinde göreceksiniz. Şimdi bu kadar bilinen bir kervansarayı gördükten sonra bir de bilinmeyen bir kervansarayı gösterelim. Evet, tabii Ulukışla'da, biraz daha tarihe girelim. Aynen, Ulukışla'da bu yol silsilesinde Aksaray'a kadar giden, zaten Aksaray sınırlarına girildiği andan itibaren Aksaray'daki han ve kervansaraylar eşlik eder. Bu yolda, Kutsal Hat yolu aynı zamanda, Gülek Boğazı. Bu boğaz, bu aks üzerinde kısa mesafeli, kısa görebilmek aralıklarla görebilmek mümkün. Tabii han ve kervansaraylar görebilmek mümkün. Tabii bazıları gelmiş günümüze, bazıları gelememiş. Gelememiş. İşte Maraş Hanı meşhur. Bunlar Selçuklu dönemi. Yine Kamereddin Han. Buradan sonra da herhalde Kamereddin Han'a doğru yol alacağız. Peki arkadaşlar bir de Kamereddin Han'ı gösterelim. Maraş Han herhalde hocam çok görmeye değer bir şu an özellikle bir... Evet, beden duvarları duruyor. Görmeye değer mi? Tabii yani ki de değer belki biz tarihle ilgilenenler için ama... Adana Aksaray yolunun hemen yakınında. Dolayısıyla orada park ve geçişte sıkıntı yaşayabiliriz. Evet, o zaman biz Kamereddin Han'la devam edelim. Arkadaşlar birazdan görüşürüz.
arkadaşlar, şimdi büyük bir handan sonra, daha doğrusu bir kervansaraydan sonra, çok bilinenden sonra bir de en bilinmeyen, aslında tescilli değil mi hocam? Evet, koruma altında. Koruma altında olan bir kervansaray bu, han mı? Han. Han. Hı hı. Han'ın önündeyiz. Kamareddin. Evet. Han. Evet, doğrudur. Yine bizim kanalımızda tarih literatürüne girmiş ama çekimi böyle bir uzmanla veya bir arkeoloğumuzla yapılmış olarak televizyonlarda var mıdır hocam bilmiyorum. Yok herhalde. Yok. Evet. İlk bizde arkadaşlar gördüğünüz gibi evet anlatıyoruz. Buyurunuz hocam. Kamareddin Han önündeyiz. Kamareddin Han Niğdeli Ulukışla ilçesi Yeni Yıldız köyünün güneyinde, güneydoğusunda yer alıyor. Aslında Kılan Köyü ile Yeni Yıldız Köyü'nün tam da arasında. Burası kadim bir yol. Dolayısıyla bu yolun kenarına bu han yapılmış. Ne zaman dediğimizde Anadolu Selçuklu döneminde ve 1. Alaaddin Keykubat zamanında yapılıyor. Tabii Kamareddin Han tek yapı, tek tonozlu bir alandan olduğu bu kalıntılardan anlaşılmakta. Önde de bir ayrı bir mekan olduğu görülüyor. Etrafında ise kadim mezarlıklar var. Bunlar Selçuklu mezarlığı, hemen yolun ön tarafında ve arkada. Tabii bölgede Gülek Boğazı var. Gülek Boğazı güneyin İç Anadolu'ya açıldığı kadim bir boğaz. Bu boğazın değişik kollarında bu tarz han yapılarını görmemiz mümkün. Bu han Anadolu Selçuklu dönemi hanı olmasıyla da çok değerli ve önemli bir han. Ama maalesef bu han yapısı günden güne eriyor. Yani yok oluyor bu beden duvarları. Ben 15 yıl önce de buraya geldim belgeleme amaçlı. Hemen şu karşıdaki görmüş olduğumuz beden duvarı ve tonozlu yapılar büyük oranda sağlamdı. Yani şu alana girdiğimizde kar, yağmur durumunda burada rahatlıkla sığınabilirdik. Şu karşı hemen yan yakası da bura gibi yüksekti. Maalesef bu kısım tamamen günümüzde yok olmuş vaziyette. Sebebi hocam, ise sebebi ise maalesef burada hazır taşlar var. Bu taşları bu hanın bulunduğu civar köylerde gelip traktörlerle bu taşları alıp götürüyorlar. Hazır taş yeni yapılaşmada kullanıyorlar. Bunun biz çokça geçmiş örneğini, dönemlerde ihbarını aldık. Hmm. Ama maalesef önüne geçilemiyor. Vatandaşlarla, köylerdeki insanlarla da görüştük. Ya sıradan taş ne olacak şeklinde böyle basit ve yapının içeriğini, dönemini bilmeden konuşmaları maalesef konuşmalara tanıklık etmiş bulunmaktayız. Bu yapı kurtarılabilir. Yani tabii çok fazla şimdi, ben arkadaşlar çok fazla bununla yakından alakası olmayan, hiç duvarı olmayan, gömülü olan şeylerin çıkartılıp yapıldığını. Evet. Burada bir kazı yapılsa bunun her şeyi çıkar. Çıkar. Zaten şurası yüksek aynen, bakın. Demek ki doğru. Hep şey bölümler, hı hı, gömülü altta. Evet, bakın, evet. Bakın. Duvar yıkılmış, bakın, aynen taşlarıyla birlikte üzerine sonra erozyonla alakalı. Burası açılsa bu han çıkar ortaya. Temeli kesinlikle çıkar. Zaten beden duvarları ortada. Yani bunu tümleyeceksiniz. Bu da yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılabilir ki, tabii Selçuklu'nun Niğde'deki nadir hanlarından biri. Yani bunun yapılması bizleri mutlu eder. Bu yönde biz çok çaba sarf ediyoruz. Beni ama derinden üzdü. Evet. Çok şu an şaşkınım. Şimdi yine söylüyoruz. Bizim amacımız bir envanter oluşturmak arkadaşlar. Bunları hiçbir yerde göremezsiniz. Yani bu çalışmayı bendenizde bulabilirsiniz. Başka yapacak arkadaş varsa ben tebrik ederim. Yani niye yaptın demem. Fakat eğer ben buraya gelmiş ve bunu görmüşsem çağrı yapmak da benim vazifemdir. Lütfen yani bizim Haymana Belediye'mizi kutluyorum, belediye başkanımızı kutluyorum. Haymana'ya bağlı bir Kutlu Han Camimiz vardı, Selçuklu'ya bağlı. Bu bir örnek olarak söylensin. Kutlu Han Camimizin hocam
Bundan daha az belki. Hı hı. Çok geçmişteki fotoğraflarını bulup. Aslına uygun. Aslına uygun. Şimdi bakıldığı zaman o taşlar sonradan yapılanlarla uyum sağlandırılmaya çalışılmış ama hı hı. Eskilerle yeniler bile çok belli. Ama önemli olan esere verilen değer ve o kısımda, orada, o bölgede o Selçuklu eserin olduğunu insanlara yansıtmak, hissettirmek. Şimdi burada bayağı büyük bir bölümü duruyor. Duruyor, evet. Burada ne var ki demeyeceğiz. Burada yani bir taş kütlesi olarak görürsek bunu, maalesef, tarih bilincimizin çok olmadığını ve saygı göstermediğimizi gösterir hocam. Anlamı çıkar. Aynen öyle. Tabii bunu zaten asırlardır. Yani kemerleri gözüküyor. Birazdan detaylarını hı-hı. alacağım arkadaşlar. Ve şuralar bakın hep bombeli. Evet. Kumun tabii. altında kalmış. Demek tabii. ki bak yüksek. Şuralara kadar gidiyor hocam. Hı-hı. Aynen. Çok zor değil evet. burayı açmak, ortaya çıkartmak. Çok kolay bir kolay. Şey. Hele günümüz çok kolay yapılır. Tabii. Ve ne kadar güzel olur değil mi? Tabii. Buraya bu köye gelen insanlar yoldan geçerken tabii bir Selçuklu eseri tabii. görür, köye gider. Buraya da şey katar, tabii. bir hareketlilik Hareket katar. Hareket katar. Yine Ulukışla'daki Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'na şu an ziyaretçiler geliyor. Gelen ziyaretçiler direkt hem bölgeyi buraya. Tanıma adına ne olur? Burada da bir hareketliliğe sebebiyet verir. Ama bu haliyle gelen insanlar üzülüyor. Evet. Sadece üzüntü veriyor bu yapı. Yani bu yönüyle hepimizi üzüyor. Tabii dediğim gibi 15 yıl öncesinde yani şu aks karşıda da vardı. Bakın taş bile kalmamış. Niye? Geliyorlar traktörlerle ya da değişik şeylerle, makinelerle. Çok büyük bir kayıp. Evet, o taşlar bile dönemin taşı. Tabii dönemin Nereden taşı. Nereden bulacağız biz Selçuklu taşını arkadaşlar? Evet. Hocam bulabilir miyiz? Yani civarda tabii bu ama mevcut taşıyla Hayır, muhafazası. Hayır şeyi diyorum tamam şu an bir Hı-hı. buna benzer taş bulunur da bunların hepsi Selçuklu döneminin tarihi, tabii, taş. Tabii ruhu var bu taşlar. O adamlar bunların eline dokunmuş. Dokundu. Yani ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Şu içindeki harç, Horasan harcı. Ya Hı-hı. bakın arkadaşlar yani gerçekten tarihe saygımız sonsuz ama... Tabii ki de yine yöneticilerimizi burada yermek, kimseye bir Asla. Şey söylemek bizim haddimiz de hakkımız da belki değildir. Belki benim Türk vatandaşı olarak hakkımdır. Yöneticimden tabii, isterim. Tabii. Bireysel yapın başkanım derim. O ayrı bir şey. Ama olsa ne kadar güzel tabii, olur değil yani mi? Yani şu hanın restore edilmiş şekliyle biz burada bu anlatımı yapsak daha mükemmel olur. İçine girsek. Ne bileyim yani dolatsak. Ve ne olur bu? Ulu Kışla'nın yüz akı olur. Tabii. Kötü bir şey değil ki. Çok güzel öyle. Bir şey. Yani bu yapılan çalışmalar, söylenilen şeyler hiç kimsenin kişiliğine, şahsına birebir hedef alınan şeylerdi. Bunlar hep vatanımız, ülkemiz, kültürümüz ve tarihimiz adına yaptığımız pozitif şeyler. Lütfen bunu bu şekilde Hı-hı. algılayalım. Lütfen. Tabii bu Anadolu Selçuklu ve Alaaddin Keykubat dönemi diyoruz. Malumunuz hemen başkent oldukça yakın. Ereğli sınırı aşağı yukarı 1 kilometre ileride başlıyor. Dolayısıyla Ereğli, Karapınar ve Konya. Konya o dönemde başkent. Başkentte kim vardı? Alaaddin Keykubat. Niğde'de de bir Alaaddin Tepesi var. Alaaddin Camii var. Dolayısıyla Alaaddin Keykubat Niğde'ye defaten gelip gidiyor. Ya. Büyük ihtimal bu handa konakladı. Yani bu hana tıpkı bizler gibi adım attı. Burada belki bir gece kaldı. Çünkü yol güzergahında. O kalmadıysa bile o çok büyük vezirler. Vezirleri. O tarihte tabii. adı geçen ünlü şahsiyetler. Kesinlikle. Onların bir uhreviyeti var. Tabii, Onun tabii. bir uhreviyeti var bir kere. Hı-hı. Bakın bu saat oldu arkadaşlar. Şu an akşam saat 5:30. Biz dağ yollarını açtık geldik. Hava oldukça serin. Hava kararmak üzere zaten. Ne Mustafa zaten. Bey'in ne benim bununla ilgili çok böyle ekstra bir ticari veya farklı bir beklentimiz ya da bir farklı bir çıkarımız da yok. Her şey bu devlet, bu vatan, bu millet, bu kültür için. Kültürel farkındalık oluşturmak bizim nihai amacımız bu. Yani buranın bir harabe işte böyle taşlardan müteşekkil bir harabeden ziyade buraya anlam vermek. Bir de hocam yani şimdi son neyin harabesi? Tabii neyin harabesi? Tabii. Bir de hocam ben son yıllarda devletimizin yapmış olduğu o yani şeye verilen, sanata verilen, Osmanlı'ya verilen, Selçuklu'ya verilen kıymeti, bu sanat eserlerine, eserlere verilen kıymeti ve ne kadar çok ilde, ne kadar çok ihyanın yapıldığını bildiğim için mutlaka birilerinin beni duyup bununla ilgili harekete geçeceğinden çok
benim çok ciddi böyle bir şu an bilmiyorum umudum var. Biz de inanıyoruz. İnanıyorum. Tabii inanıyoruz. Bu, yani bu dönem bu son 20 yıldır çok ciddi çalışmalar var. İnanılmaz. Şimdi hakkını vermemiz tabii lazım. Tabii. O yüzden ben yöneticilerimize söylüyorum. İstiyorum ki bir dahaki yaz veya bir dahaki baharda geldiğinde evet. Burası çok başka olsun. İnşallah. Yani en azından restorasyonla başlanılmış haberi. Hocam Türkiye imkansız yakışmaz. Bize imkansız yakışmaz. İmkansız diye bir şey asla yok. Yoktur. Tabii. Tek ki irade. İrade. Olursun. Güç, rahatlıkla istek, çaba. Ayağa kalkar. Çünkü dediğiniz gibi yani yapı aslında ortada. Bir de tabii yayınlara girmiş bir yapı. Ya. Yani daha anlaşılır vaziyetteyken buranın planı çizilmiş, rölevesi var. Her şeyi var. Rölevesi yani, varsa zaten buranın 3 aylık işi var hocam tabii. Bence. Yani bakın hadi, ben inşaattan falan anlamam ama atıyorum 6 ay olsun. Hı-hı. Bir sene olsun. Bir yılda niyet ayağa kalkar. Önemli. Niyet önemli. Yani çünkü yapılması önemli. Çünkü dediğiniz gibi yani üst örtünün devamı niteliğindeki ipuçları hala duruyor. Evet. Yani her şey aslında belli. Zaten Selçuklu hanlarının simetrik ya da asimetrik her neyse plan şeyi vardır. Bir plan bütünlüğü. Hı-hı. Yani bir buraya Selçuklu uzmanı geldiğinde tahayyül eder. Hemen. Rekonstrüksiyon. Çıkartır. Ayağa kaldırır kapıyı. Hemen ayağa. Lütfen başkanlarım, valilerim, lütfen sayın kaymakamım, kültür müdürümüz lütfen. Ben çok istiyorum. Eminim ki benim gibi çok seyyah var. Çok tarih sevdalısı var. Yapılan şey güzel olduğu zaman takdir eden gerçekten çok olur. İnşallah yaparsınız. İnşallah isteğimiz yerine gelir. Biz çok istiyoruz. Buradan da talebimizi iletmiş olalım. Ağzınıza sağlık hocam. Çok sağ teşekkür olun. Ediyorum. Ben teşekkür arkadaşlar ederim. Akşam oldu. Gördüğünüz gibi hava karardı. Biraz detaylar alayım. Bu haftalık YouTube kanalımızın bu bölümünde de sizlere Kamerettin Han'dan, Ulu Kışla'dan iyi akşamlar diliyoruz. YouTube kanalımıza sizleri bekliyoruz. Abonelik istiyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Mustafa Eryaman hocamıza iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi Sizlere bakın. Sizlere de iyi akşamlar. Sağ olun hocam. Hoşçakalın.